أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bugün bir hadisi şerif okuyacağız. Bu hadisi şerif üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Okuyacağımız hadisi şerif İmam Buhari'nin de söylediği gibi, ki o bunu kitabının ilk başına almıştır ve kitap tasnif edenlerin, özellikle hadis kitabı tasnif edenlerin bu hadisi şerifle kitaplarına başlamaları tavsiye edilmiş. Ömer İbni Hattab'dan rivayet edilen meşhur bir hadis-i şeriftir bu ve İslam dininin asıllarından bir asıl olarak kabul edilir. Nedir? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ veya وَفِي رِوَايَةٍ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göredir hadisi şerifi. İmam Şafii bu hadisin 70 fıkhi meseleye dahil olduğunu söyler. Ulemadan bir grup alim de İslam'ın üçte birine denktir derler bu hadisi şerif için. Çünkü niyet niyetle başlar ve o niyetle, taşıdığımız niyetle yapmış olduğumuz eylemlere yön veririz. Şimdi İslam'ın fıkhi olarak baktığımız zaman birçok konuda niyetlere göre hükümler verildiği, amellerin niyetlere göre değerlendirildiği, hatta hadis-i şerif olarak baktığımız zaman Rabbimizin de bizim öbür alemde niyetlerimize, yani kalbimize ve amellerimize bakacağını, bedenimize ve dış görünüşümüze, malımıza, mülkümüze bakmayacağını başka hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Hadis-i şerifi şöyle bir okuyalım. An Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu İnnemel e'malu bin niyye ve fî rivayetin bin niyyat Ameller ancak ve ancak amellerin sıhhati ancak ve ancak niyetlere göredir. Ve innemâ likullim ri'im mâ nevâ. Yine ancak ve ancak her bir kişiye niyet ettiği vardır. Femen kânet hicretuhu, bir kimse ki kânet olduğu hicretuhu, hicreti kime? İlallâhi ve rasûlihi, Allah'a ve Resulüne olduğu ise olursa fe hicretuhu, işte onun hicreti ilallâhi ve rasûlihi, Allah'a ve Resulüne'dir. Ve men kânet hicretuhu, ama eğer bir kimsenin hicreti de olursa ilâ dünya yusîbıha, almak istediği, erişmek istediği bir dünyalık menfaati olursa, اَوْ اِمْرَوَةٍ يَنِكِحُهَا veya bir kadın ki nikahlanmak istiyor, yani ona doğru olursa, فَهِجْرَتُهُ işte o zaman da onun hicreti, اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ne için niyet etmişse, ne için hicret etmişse, onunla değer kazanır. Değerli kardeşlerim, niyet bizim ibadetlerimizi adetlerden ayırır. Yani adetlerimizi ibadet haline getirir. İbadet olarak yaptıklarımızı da adetten ayırır. Mesela ne gibi? Günlük sıradan işlerimiz. Mesela Allah'ın rızasını kazanma yolunda güçlü olmak için yemek yemek niyetiyle veya uyku uyumak, daha güçlü, işte sabah namazına daha rahat kalkabilme, işte günlük işlerini, Allah'ın rızasını kazanabilmek için yapmış olduğu eylemlere daha güçlü, daha dinç olabilmek için yemek yemek, uyumak, su içmek gibi sağlığınla ilgili yapmış olduğun bütün ameller, bütün işlemler hepsi o taşımış olduğun niyet üzerinden değerlendirilir ve Allah katında uhrevi anlamda bir mükafat kazandırır. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman 70 veya 60 güçlü sübedir buyurduktan sonra hadisi şerifin sonunda şöyle bir ifade kullanır. İmadatul eze anit tariq. Yolda insanlara eziyet veren, zorluk çıkaran bir taşı da kaldırmak, bir ezayı yok etmek, onu bertaraf etmek ki insanlar rahat o yoldan geçebilsinler. Bu da imanın en alt şubesidir der. Aslında o taşı yerinden kaldırmak da niyetle alakalıdır. Öyle değil mi? Yani yolda gördünüz.
görmemezlikten de gelebilirdiniz. Ama o yolda görmüş olduğunuz bir şey, eğer insanlara zarar vereceğini düşündüğünüz bir şey ise ne yapıyoruz? Niyetimizde insanlar bununla zarar görmesinler, burayı daha rahat geçsinler, daha rahat dolaşabilsinler diye oradaki o sıkıntıyı kaldırmanız niyetinizle alakalı bir şeydir. Ha belki başarabilirsiniz, belki başaramazsınız. Öyle şeyler olur ki tek başınıza gücünüz yetmez ama sizin o andaki o niyetiniz, insanlar buradan zarar görmesin niyeti Allah katında mutlaka bir karşılık bulacaktır. Niyetin yeri kalptir. Dil bir şeyler söylerken kalp bu düşünceye katılmazsa niyet sahih olmaz. Allah Celle Celaluhu de başta söylediğimiz gibi yevmül kıyamette kalplerimize ve niyetlerimize bakacaktır. Hani bir hadis-i şerif vardır değerli kardeşlerim, meşhur bir hadis-i şeriftir. Hani birisi gelir, bir şeyler yaptığını söyler Rabbimin huzurunda. Hani hesabı görülürken öyle anlatılır. İşte ne yaptın? Ya Rabbi işte senin için savaştım der. Hayır der Rabbimiz. Yalan söyledin. Sen insanlar ne kadar cengaver, ne kadar cesur, işte ne kadar böyle canını budaktan sakınmayan, gözü pek bir adammış desinler diye savaştın. İşte şu kadar malımı infak ettim senin rızan için. Hayır, sana ne kadar cömert adam desinler diye yaptın. Cevabını alır. İşte ilmim vardı, ilimle şöyle şöyle işler yaptım. Hayır, ne kadar alim adam desinler diye yaptın. İfadeleri bu hadisi şeriften anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu kalplerin ta içini bilen Rabbimiz bunların hepsini bizim önümüze çıkaracak. Yani değerli kardeşlerim, şöyle bir şey yok. Dünyada yaşarken işte insanların bizim içimizi bilmiyor oluşu, niyetimizi bilmiyor oluşu ve yapıp ettiklerimizi, bazen kötü niyetli olanları da iyi niyetliymiş gibi telakki edebiliyoruz, düşünebiliyoruz, öyle muamele edebiliyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu kalplerin içini de bilendir ve yarın yevmül kıyamette bunların hepsini bizim önümüze çıkaracaktır. وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ İçinizde gizlediklerinizi veya açığa çıkardıklarınızı. Allah bilir ve يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Ve Allah onlardan sizi hesaba çeker. Hadiste فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ kısmı tekrar edilir. Bunlar aynı mana değildir değerli kardeşlerim. İlk kısım niyet. Yani kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmekse, ikinci kısımda gelen kısım da o kişinin ahirette alacağı hüküm, yani o kişinin yapmış olduğu hicretin hükmü de Allah'a ve Resulüne'dir. Hicret ve muhacir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir hadis-i şeriflerinde de muhaciri tanımlarken vel muhaciru men hecere ma nehallahu anhu, Allah'ın kendisine nehyettiği, kendisini yasakladığı şeylerden hicret edendir, uzaklaşandır. O halde değerli kardeşlerim, neyi ne için terk ettiğimizi bir düşünelim. Namaz kılan bir mümini ele alırsak, namaz kılan bir mümin Allah'ı ve ahireti tercih etmiş, dünyayı terk etmiştir. Oruç, zekat gibi ibadetler bir yönelişken aynı zamanda da başka bir şeyi terk etmektir. Her hicret bir terk ediştir ama aynı zamanda her hicret bir yöneliştir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, namazlarımızı hakkıyla kılamadığımız bir hayattan hakkıyla kılmaya çalıştığımız bir hayata hicret etmek. Kur'an'ı hakkıyla okuyamadığımız bir hayattan hakkıyla okumaya çalıştığımız bir hayata hicret etmek. İşte oruçlarımız için böyle infak, yani sevdiğimiz mallarımızdan, paramızdan, pulumuzdan, mülkümüzden, işte başkalarının ihtiyaç duyduğu, bizde olup da başkalarının ihtiyaç duymuş olduğu herhangi bir şeyden
infak edemediğimiz bir hayattan rahatça infak ettiğimiz ve bu anlamda Allah'ın rızasını arzuladığımız ve bu arzudan dolayı da içimizin mutlulukla dolduğu bir hayata hicret etmek. Tekrar edelim. Neyi ne için terk ettiğimizi düşünelim. Eğer terk ettiklerimiz dünyaya dairse ahirete bir umudumuz olur. Rabbimiz şöyle buyurur. Men kana yuridu harsal ahireti nezid lehu fi harsi. Kim ki ahireti arzularsa, onu isterse biz de ona onu artırırız. Yani bir verir, karşısında on alır. Her yapmış olduğu amelin karşılığının niyetindeki halis düşünceye oranla fazlasıyla alır. وَمَنْ كَنَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim de dünyayı arzularsa onu da onu veririz. Ama وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifin vurud sebebi olarak da şöyle bir olay anlatılır. Hani hicret esnasında sahabeden bir tanesi Ümmü Kays adında bir kadınla evlenmek ister. İşte hicret edilecek. Kadın da bu sahabeye der ki hicret edersen seninle evlenebilirim. Çünkü ben burada kalmayacağım. İşte hicret edersen hicretten sonra seninle evlenirim. Bu şartı koşar. O da hicret etmeyi kabul eder. Çünkü henüz Mekke'deki düzenini bozmadan daha sonra hicret etmeyi düşünmekte olan bir sahabeydi bu. Onunla beraber onunla evlenmek için hicret eder ve ashab bu sahabiye Muhacir-i Ümmü Kays diye takılırlarmış. Yani onun muhaciri diye takılırlarmış. Aslında bu da bize bir şeyleri öğretiyor. Nedir o? Biz neyin muhaciriyiz? Biz neyi ne için terk ettik? Veya neyi ne için terk etmeyi düşünüyoruz? Bizim terk ettiklerimiz dünyaya dair veya ahirete dair midir? Terk edip de yöneldiğimiz şeylerimizde hangi tarafa bakıyor? Dünyaya mı, ukbaya mı? Bunlar bizim için çok elzem olan, mutlaka cevaplandırılması gereken sorulardır ki Rabbim bu sorulara onun rızasını kazanma umudunu taşıyarak cevap verebilmeyi ve yaşadığımız hayatta yapmış olduğumuz yanlışlıkların da farkına vararak cevaplayabilmeyi, yaptığımız yanlışları düzeltip onun yolunda, onun rızasına ulaşacak, onun rızasına ulaştıracak yola girip sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmeyi her birimize nasip eylesin. Ve ahiru du'vana elhamdülillahi rabbil alemin.